Biz fiili biz yaparız. Ondaki emir ve nehi yaratan ise Allah'tır. Mükafat ve ceza da buna terettüp eder. Yani biz onun bize emrettiğini yaparız. Dolayısıyla fiili biz yaptığımız için ona emir ve nehi terettüp eder. Yani bu fiili yoksa yapan Allah değil. Ama o ilkelerin kaynağı bakımından bu fiili emreden Yüce Allah, biz de bunu kesbeden konumundayız. Mükafat da bu yüzden ona terettüp eder. Ve kulların öyle fiilleri vardır ki insanın bu fiilleri fail olması mümkün değildir. Yani fiilin insanı aşan kısımlarında bulunduğunu söylüyor. Bunları derinleştireceği için birazdan çok fazla üzerinde durmadım. Biraz da zaman baskısı hissediyorum şu an üzerimde. Evet. Şimdi Maturidi'nin fiil, arkadaşlar fiil teorisini şöyle bir özetleyebiliriz aslında. Ben de bir fiilde bulunayım. Ayağa kalkayım. Evet. Yani buraya kadar olan kısmı bir özetleyelim. Ondan sonra yeni, daha böyle belki dikkatinizi çekecek orijinal bir kısma intikal edeceğiz. Maturidi'nin fiil teorisi. Yani genel ana hatlarıyla şöyle. Kulun hakikat manasında fiili vardır. Biz buna kesb diyoruz. Kulun hakikat manasında fiili vardır. İki, bu fiil kula nispetle kesb, Allah'a nispetle mef'uldür. Bu fiil Allah'ın mef'ulüdür, mükevvenidir. Tekvin-mükevven ilişkisine atıfla bunu söylüyor. Söylüyoruz. Allah'ın mükevvenidir. Fakat bu eylemin Allah'ın mükevveni olması, hadis olmasına engel değildir. Bu fiilin yaratıcısı olması, fiilin ezeli olmaya da götürmez. Tekvin, mükevven arasındaki eylem ayrım da yapıyor bunu. Mef'ul bu demek yani, mükevvenidir. Yani Allah bu fiillerin ezeli ilkesidir demek, mef'ul bu demek. Yani Allah bu fiilleri insan üzerinden gerçekleştiriyor. Bu fiiller onun mef'ulü. Yani bu fiili biz doğrudan, yani faili demiyoruz, faili dediğimizde Cebriyel ile benzeşiyor çünkü. Bakın farklı bir kavramlaştırmaya gidiyor. Bakın problem olduğunda, sorun olduğunda, benzeşme olduğunda yeni kavramlar üretiyor kelamcılar. O yüzden bu bir gelişmedir, yani Maturidi açısından bu bir gelişmedir. Sosyal bilimlerde yani gelişme kavram üretmekle ilintili, ilgilidir biraz da. Kavram üretiyor, yeni kavramlar üretiyor. Mef'ulüdür diyor. Mesela Cüveyni müteallakıdır diyor. Yani ilahi fiille insan fiili arasında bir ilişki var. Yani bir taalluktan ibaret diyor. Kendi teorisi bakımından bunu o şekilde temellendiriyor. Kesbini İmam Maturidi ise mef'ulüdür diyor. Çünkü burada şöyle bir tekvin mükevven ilişkisi bakımından burada şöyle bir sorun var. Eğer biz biliyorsunuz Maturidilere göre tekvin mükevvenden ayrıdır. Tekvin, mükevven tekvinin aynı değildir. O zaman mükevven yani yaratılmışlar ayrıysa ve tekvin de ezeli bir sıfatsa yaratılmışlar da ezeli olmuyor mu? Cevap şu, cihet teorisiyle bunu çözüyor. Mükevven, yaratılmışlık bakımından, yani kaynağına işaret etmesi bakımından, kadim, onu meydana getiren kadim ilkeye işaret etmesi bakımından ezelidir. Ama buna işaretle, bu yöne müteveccih olarak bakarsak meseleye. Ama yaratılmışa nispet edilirse, yani ortada mevcut varlığa nispet edersek yaratılmıştır diyor. Tekvin mükevven ilişkisini bu şekilde ortaya koyuyor. Yani cihetle, cihet teorisiyle ortaya koyuyor. Yine aynı şeyi kesbe de yapıyor. İnsana nispetle kesb, insan rahatlıkla benim bir kesbim var diyebilir. Ama bu Allah'a nispetle mef'uldür. Yani kadim, bu fiilin kadim ilkesi fail olan Allah'tır demek. Dolaylı olarak Allah'a nispet etmek demek bu fiili. Şimdi yön teorisinden de bahsettik böylece, cihet teorisinden. Yaratma fiil üzerinde sevk edici ve zorlayıcı değildir asla. Yaratma fiil üzerinde sevk edici ve zorlayıcı değildir. Birazdan istitaat kavramını detaylı incelerken tekrar ortaya çıkacak bu husus. Kul fiilin özgür irade ile gerçekleştirir. Yani kul muhtardır. Kesb neydi? Muhtar kudretle meydana gelen fiil. Eşarilerde yaratılmış mahluk kudretle meydana gelen fiil. Özgür irade ile meydana geliyor. Özgür kudretle meydana geliyor fiil. Bu özgür irade dediğim gibi cüz'i irade diyebiliriz biz. Yani cüz'i irade rahatlıkla diyebiliriz. Yani çok abartmaya gerek yok özgür irademizi. Şimdi kul fiilini kastederek kendi menfaatini kasteder. Yani kul kesinlikle menfaatini kasteder. İnsan eylemleri temelde fayda ve zarar yönünde hareket eden eylemlerdir.
Alın size nefs teorisi yani. İşte gazap gücüyle şehvet gücü. Gazap gücü değil mi? Kaçınma, şehvet gücü isteme. Bu ikisi arasındaki vasıfta biz akılla idrak ediyoruz malumunuz. Kişi fayda elde etmek için bazı eylemlere yönelir, bazı eylemlerden kaçınır. Tabiatı gereği buna mecburdur zaten. Mecburun bir tabia. Mecburdur, zorunludur. Bunun dışında kimse çıkamaz. Her varlık doğası gereği, tabiatı gereği faydalı şeyleri yapmak, zararlı şeylerden kaçınmak ister. Tabiat, yani Maturidi'de insanın bir tabiatı var. Yaratılmış ama buna karşılık geliyor. Fakat biz bu tabiatın eğilimlerini, yönelimlerini akıl ile desteklemek zorundayız. Çünkü akıl ve hikmet ve aklın içeriğini oluşturan ilahi hikmet sadece dünyevi menfaati gözetmekle veya dünyevi mazarattan kaçınmakla kemal bulmaz. Esas olan uhrevi kazanımlardır. Bazen tabiatın seni dünyada bir eyleme sevk eder fakat onu yapmazsın uhrevi menfaatini dikkate aldığın için. O yüzden hikmet fiillerin sonuna nispetledir hikmet. Fiilin uhrevi sonucuna nispetle kişi hakim olur. Yani sadece dünyevi menfaat ve kazanımlarını merkeze alan ve bu doğrultuda düşünce üreten bir kişi hakim olamaz. Akıl burada devreye giriyor. Akıl tabiatın yani insan doğasının menfaat ve zarar yönünde hareket eden yapısını, hareketini hikmet, ilahi hikmet ve akıl çerçevesinde dengeye oturtuyor. O yüzden mesela çok istesek de haram olan bir şey yemiyoruz. Tabiatımız onu yemek için yanıyor, yakılıyor yani. İsraf çünkü ya da haram çünkü değil mi? Çok istediğimiz halde doğamız buradan bir menfaat elde ediyor. Bu çok önemli yani Maturidi düşüncede tabiat dünyevi faaliyetler için önemli. Akıl uhrevi netice için önemli. Ama bu dünyada bu uhrevi netice sonuçta yani uhrevi netice oluşturacak bir durum sonuçta dünyevi bir eyleme bağlı olduğu için akıl tabiatı sınırlıyor ve insan doğasının sonuç odaklı daha böyle doğru yani dini açıdan doğru bir yapısal süreç içinde hareket etmesini sağlıyor. Allah'ın bu fiili önceden bilmesi, levh-i mahfuza kaydetmesi, bakın kader problemi, ilahi bilgi sorusunu da burada cevaplıyor kendince. Bu fiili önceden bilmesi, levh-i mahfuza kaydetmesi, sürekli yaratması, taat ve masiyetle isimlendirmesi, azap-ı mükafata, emir ve nehy-i muhatap kılması hikmete uygundur. Yani önceden bilmesi, bunları takdir etmesi, belirlemesi kesinlikle hikmete uygundur. Hikmete yani burada yani mutezileye bir karşı şey var. Yani bir cebir değildir, bir zorlama değildir. Artı yani Allah önceden bilmiyor da diyemeyiz. Diyemeyiz. Bütün bunların önceden bilinmesi de hikmetle uyumlu olarak gözükebilir. Bakın burada sürekli yaratması biraz daha açacağız bu konuyu. Tamam. Son sunu arkadaşlar. Kaç dakikamız var? Çok güzel. Çok güzel kullandım yine süreyi. Hay Allah. Bana bu süreyi kullanma istitaatı veren Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Şimdi evet. Ya biz kelam anlatmıyoruz, yaşıyoruz arkadaşlar lütfen yani. Yaşıyor yani. Yaşamaya çalışıyoruz kelamı. Kelam evet söz gibi gözüküyor da. Bir hayat görüşü olarak benimsediğimi söyleyebiliriz. Şimdi bu önemli. İstitaat çok önemli. Yani meselenin tamam biz fiilleri ayırdık. Tamam yani zorunlu olarak yaptığımız fiiller ya da ihtiyari olarak yaptığımız fiiller diye ayırdık. İnsan ihtiyari olarak yaptığı fiilleri nereden biliyor? Yani insanda bu özgürlüğün temel ilkesi nedir? Arkadaşlar bu insanda bu sorumluluğun ve özgürlüğün temel ilkesi istitaat. İstitaat kavramı etrafında yerleşiyor. İstitaat kavramı merkezinde. Yani en önemli kavram burada, hocam bu konuyu tek bir kelimeyle ifade etsek desek, yani en önemli kavram hangisi desek istitaat derim ben. İstitaat yorumu orijinal. Yani burada temel bakış açısını ve yöntemini anlamamızı sağlıyor. Şimdi insan fiilleri konusu erken dönemden itibaren tartışıldı kelam içinde. Çok farklı tasnifler ve kavramlaştırmalar yapıldı. Vaka bu konuda mutezile literatürü çok geniştir. Mesela insan fiilleri ızdırari fiiller, ihtiyari fiiller diye ayrıldı. Ef'ali kulub, ef'ali cevari. Yani kalbin fiilleri, zihni fiiller ve organların fiilleri diye ayrıldı. Zat üzerine zait fiiller, zat üzerine zait olmayan fiiller diye ayrıldı.
Yani değer yüklü fiiller ve değersiz, yani değer yüklü olmayan nötr fiiller diye ayrıldı, tasnif edildi bunlar. Çünkü kader probleminin çözümü ancak ve ancak hem insanın eylediği fiilleri birbirinden ayırmak ve neticesinde bunu ilahi fiilden ayırmakla ancak söz konusu olabiliyor. Fail belirginleştirmesinden bahsediyorum ben. Artı bir diğer kavramlaştırma, mübaşir fiiller ve mütevellit fiiller diye, yani insanın doğrudan kudret mahallinde yaptığı fiiller ve kudret mahallini aşan fiiller diye yapıldı. Bunlar çok zengin bir literatür var aslında ilk dönemde. Bu kelamın ortaya çıkışını da oluşturan önemli tartışma alanları bunlar. Ha, birilerinin belki iddia ettiği gibi kader tartışması ilk defa İslam'da ne zaman ortaya çıktı? Ben bunu benimsemiyorum. Kader tartışması hep var. Ne İslam'la başladı ne İslam'la bitti ama İslam'ın buna bir yorumu var. Çünkü bu insan olmakla alakalı bir şey en temelde. İnsanın kendi yerini, konumunu bilmesi ve belirlemesiyle alakalı bir mesele olduğu için bunu söylüyorum. Arkadaşlar insan fiillerini temelde ikiye ayırıyor Maturidi. Çünkü diğer kavramlaştırmalar Mu'tezile literatüründe kullanılıyor daha ziyade. İnsan fiilleri ihtiyari ve ısrari fiillerde ikiye ayrılıyor. Şimdi ihtiyari insan ısrari olarak yaptığı fiillerinden dolayı sorumlu değil. Örnek kalbin atması, acıkma isteği. Yani bunlar kendi içinde güdüsel eylemlere de karşılık geliyor. Yani metabolizmanın, fizik bünyenin hayatını sürdürebilmesi için, hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu altyapıya karşılık geliyor. İşte cebir bu. Bu tamamen tabiat, insan tabiatıyla alakalı bir şey. Bu yaratılmış. Bu tamamen yaratılmış. Yani burada insan kesbinin bir katkısı yok. Yani bu bizi aşan kısım. Hani dedi ya biraz insan tasavvurlarını aşan, kendi kontrolünün dışında olan bir alanı idrak eder. Biz bunu min nefsiyi zaten idrak ediyoruz şu an. Bizim bir tabiatımız var, yaratılmış bir doğamız var ve biz bu doğamızı kendimiz belirlemediğimiz için, üzerinde de bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığı için mecburuz. Yani mecbur ve mecburuz. Bu tabiata karşılık geliyor. Asıl burada problem yok. Bu fiilleri Allah yaratıyor. Doğrudan Allah yaratıyor. Ve bu fiillerle insanın tabiatını oluşturan eylemlerle insanın dışındaki sahada oluşan eylemlerin hiçbir farkı yok. Onlar da tabi eylemler. Yani bu alanda bir yaprağın düşmesiyle kalbin çarpması aynı şey. Yani kalbin atması aynı şey. Yeme güdüsü, içme güdüsü aynı şey. Bunu bir kere kenara koyduk. Karıştırmayalım. Şimdi Cebriye daha çok buna ağırlık veriyor, bunu vurguluyor. Ne dedi? Bu hayvanların, canlıların doğal eylemleri bunlar. Maturidi ne demişti? Sen eğer kesbi benimsemezsen insanı diğer varlıkları aynı kategoriye koymuş olursun. İnsanın değerini düşürmüş olursun bir kere. Asıl problem ihtiyari fiillerde karşımıza çıkıyor. İhtiyar tercihe bağlı. Yani aslında ihtiyarın kökünde hayır var biliyorsunuz. İnsanın hayrı talep ederek iyiliğe ulaşmak için yaptığı eylemler demek yani ihtiyari fiiller. Yani irade ve ihtiyarı birbirinden ayırmamız lazım burada. İhtiyar bu iradenin belli spesifik bir eyleme dönüşmesi, kişinin kast ederek bir eyleme yönelmesi anlamında biz bu ihtiyarı kullanıyoruz teknik anlamda. İrade değil yani ihtiyar. Tamam? Bu anlamda hayvanların ihtiyarları yok ama iradeleri var. Yani irade biraz da motor bir şey. Yani ama ihtiyar daha böyle özel, yani bilinçli bir eyleme karşılık geliyor. O yüzden iradi değil, bazen iradi de diyorlar ama ihtiyari fiiller buna karşılık geliyor. İnsanın, çünkü arkadaşlar temel kabul şu, hiç kimse kötü olsun diye bir eylemi yapmaz. Herkes iyi olsun diye bir eylemi yapar. Yani hırsız bile değil mi? Aslında kendince faydalı bir iş için yapar. Bir insan öldüren bile bir hayırlı olduğunu düşündüğü bir iş için onu yapar ya da aklen böyle meseleyi temellendirir. Hayır fikri var insanın bütün eylemlerinde, yani tercihiyle yaptığı bütün eylemlerinde insan kendisi kendi menfaatine olanı tercih ediyor burada yani. Şimdi burada ıstırari fiilleri kapattık. Gelelim ihtiyari fiiller üzerinden yürüyeceğiz şimdi. İhtiyari fiillerin ise temel ilkesi kudret ve istitaattir. İmam Maturidi gibi. Biz bunu istersen buna kudret de, ister istitaat de, ister vüs'at de, ister kuvvet de, ister takat de. Yani çok farklı kavramlaştırmalar var. Yani Kadablı Cebbar Mu'tezile metinlerinde bunları tek tek inceliyor ve ayrıştırıyor birbirinden. Ama İmam Maturidi'nin metinlerinde ben böyle çalışma yapmadım. Yani ayrı ayrı anlamlar veriyor mu diye. Olabilir. Yani çalışalım. Hepsini ben mi yapacağım yani? İşte beraber çalışalım. Hadi. Şimdi kudret ve istitaat. Bu
güç getirebilme demek. Bir tür yetenek bu. Yani fiili yapabilmemizin temel ilkesi bu. Biz de istitaat olduğu için biz bunu yapıyoruz. Neden bu kavram seçildi peki sizce? Neden özellikle bu kavram seçildi? İşte yani bunu nereden aldı kelamcılar? Bu kavramı nereden aldı? Ayetlerden canım. Ve men istata diye başlayan onlarca ayet var. Müstata tabii. Kesinlikle hacla ilgili, kurbanla ilgili pek çeşit. Yani Kur'an'da istitaati ve men lem yastatıya. Yani gücü, kimin gücü yeterse, kimin gücü yetmezse orada herhangi bir bilinçli eylem, dini bir eylem kişideki mevcut istitaate bağlanıyor. İstitaat varsa bunu yapın diyor zaten. Yoksa yok. Ondan sonra mesela ben vecize si'aten felem yudahhi mesela hadiste mi? Hadislerde bile var. Eğer hani kim güç bulursa yani vüs'at bulursa yapsın, genişlik bulursa diye. Bu önemli bir kavram. Şimdi burada istitaati ikiye ayırıyor. İstitaat kablel fiil, istitaat meal fiil. Arkadaşlar istitaat bir araz. Araz demek ne demek? İstitaat ancak bir arazlar ancak bir mahal ile bir cevherle birlikte olur. Yani bu istitaatin olması için bu istitaat yüklenen bir insanın bulunması gerekiyor mutlaka. İstitaat bir araz ve arazlar sürekli değildir. Arakla arazlar süreksizdir. Şu demek bu, arazlar sürekli olarak Allah'ın yaratmasıyla, kadir-i muhtar olan Tanrı'nın sürekli olarak taallukuyla, sürekli olarak yaratmasıyla varlığını sürdürür. Mesela bizde herhangi bir eyleme yönelik bir istitaat, diyelim ki konuşma istitaatim var diyelim benim. Tamam? Bendeki bu konuşma istitaati sürekli olarak Allah'ın onu yaratmasıyla mevcudiyetini sürdürüyor. Bu temel de Allah-alem ilişkisinin en temel ilkelerinden bir tanesi. Söylemiştim geçen hafta, kadir-i muhtar Tanrı, evreni sürekli olarak var eden, hani continuous recreation deniyor buna, yani hani Türkçe'de, sürekli yeniden yaratma şeklinde. Yani buna teceddüd-i emsal de deniyor. Orijinali bu, teceddüd-i emsal ya da halk-ı müstemir de deniyor. Yani evren aslında Allah'ın arazları sürekli olarak yaratmasıyla böyle bir görünen, yani bir tür süreklilik kazanan bir varlık manzumesi oluşturuyor. Eğer Allah yaratmayı bir an durdursa yok olur. Kıyamet de öyle olacak zaten. Allah teoriye göre, Allah arazları yaratmayı durduracak ve kıyamet kopacak. Dolayısıyla bu teoriye göre sonuçta evren görüntülerden, arazlardan oluştuğu için ve biz bu arazların sürekliliğini idrak ettiğimiz için, gördüğümüz için demek ki Allah sürekli olarak yaratıyor. Atıl bir tanrı yok. Faalun lima yurid bir tanrı var. Sürekli olarak aktif bir varlıklar üzerinde her anında aktif bir şuur olarak hareket ediyor. Arazlar süreksizdir. Tamam, bir kere bunu söyleyelim. Ama Mu'tezile dedi ki Mu'tezile arazları ikiye ayırdı. Sürekliliği olan arazlar, süreksizliği olan arazlar. Mu'tezile insan özgürlüğünü temellendirmek adına insanda mevcut istitaatı sürekli bir araz olarak gördü. Yani şu, Allah istitaat en başında insanda yaratır, sonra bir daha yaratmaz. Sonra insan bu istitaatini istediği gibi kullanmak hususunda muhtardır, özgürdür dedi. O yani sürekli olarak yaratma ilkesini orada insan özgürlüğü adına kısmen paranteze aldı, esnetti diyelim Mu'tezile. Ehl-i Sünnet böyle bir şey yapmadı ama Ehl-i Sünnet içinde özellikle Eş'ari bunun yani Mu'tezile'ye karşı bir görüş ortaya koyarken İmam Maturidi uzlaştırdı. Bu iki görüşü uzlaştırdı. Yani Mu'tezile'nin iddiasıyla Eş'arilerin iddiasını uzlaştırdı. İstitaati ikiye ayırıyoruz biz burada. İmam Maturidi. Fiilden önce olan istitaat, fiilden sonra olan istitaat. İkiye ayırdı. Fiilden önce olan istitaati de, yani istitaat kablel fiil, istitaat badel fiil. İstitaat meal fiil, özür dilerim. İstitaat meal fiil konusunda Eş'arilerle müttefik zaten. Burada bir sorun yok. Eş'arilere göre böyle bir istitaat taksimi yok. Eş'arilere göre istitaat fiil ile beraberdir. Ne öncedir ne sonradır. Mesela kişide özgürlüğün ilkesi ya da fiilin ilkesi temayüldür, meyildir. Ehl-i Sünnet'e, yani Eş'arilere göre. Kişi fiile meyleder. Bu meylin sonucunda da Allah o istitaati yaratır. Fiil meydana geldikten sonra istitaat gider. Ha, başka istitaatler devreye girer. İstitaat ne var aldıkta ne fiilden önce vardır ne de fiilden sonra vardır.
Fiil anında vardır eşarilere göre. İstitaat meal fiili kabul ediyorlar. Daha doğrusu onların kabul ettiği tek istitaat bu olduğu için istitaat meal fiil de demiyorlar. İstitaat bir arazdır. Fiilden önce yoktur, fiilden sonra da yoktur. Fiil anında vardır ve o an Allah tarafından yaratılır. Bu düşüncede şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi burada Allah'ın yaratmasıyla insanın o istitaati kullanması arasındaki fark belirginleşmiyor. Çok net bir şekilde belirginleşmiyor. Yani failler çok belirginleşmiyor. Yani bu fiili Allah aynı anda yaratıyorsa, aynı anda da bunu ben istitaatle meydana getiriyorsam, bu fiili ben kime nispet edeceğim yani? Yani eşarilerin kastettiği de aslında Maturidi'nin dediği, fakat bu kadar belirgin bir teori ortada gözükmüyor. O yüzden Mutezile eşarileri mücbire der, cebriye der. Yani Mutezile metinlerinde cebriye eleştirisi eşarilere gider daha çok. Eşarilere gider. Çünkü faili belirginleştirmedikleri için, yani Maturidileri de eleştirirler ama daha ön planda olan, hatta biz bile fiil teorisinde eşarilere cebri mutavasıt demiyor muyuz? Diyoruz. Yani cebri mutavasıt diyoruz. Maturidileri ise tefviz mutavasıt diyoruz. Yani Mutezile'ye biraz daha yakın. Şimdi bitiriyorum. Evet, bir 5 dakika şey olmuştu değil mi? Geç girdik ya biz. Ondan dolayı 5 dakika uzatma hakkımı kullanacağım. Müsaadenizle. Çünkü çok... Şimdi fiil ile birlikte olan istitaat konusunda eşarilerle bir fark yok. O an yaratılıyor ve yok ediliyor sürekli. Yaz boz. Maturidi sisteme fiilden önce olan istitaati yerleştiriyor. Fiilden önce olan istitaat. Buna istitaat kablel fiil. Bu nedir bu? Bu da ikiye ayrılıyor. Sebeplerin, fiili yapacağımız sebeplerin müsait olması. İki, vasıtaların sağlıklı olması. Yani fiilin oluşumu sadece bizim irademiz ve isteğimizle ilgili bir husus değildir. Fiile uygun vasıtaların olması lazım. Yani bizim kendi içimizde fiilin şartlarının oluşması lazım. Bizim dışımızda fiilin şartları var yani. Benim konuşmam için sınıfın susması lazım yani. Gibi. Dolayısıyla bu istitaat fiilden önce bende var. Fiilden önce Allah bunu bana yerleştirmiş. İstitaat bu arka, yani fiil bu arka planla meydana geliyor. Ama yine de Maturidi'ye göre fiili gerçekleştiren asıl istitaat meal fiildir. Çünkü hepimizde bu var. Bizim fizyolojik, psikolojik bünyemizin bir gereği olarak bu var. Ama bu fiili garanti etmiyor. Fiil aslında istitaat meal fiil demek yani. Onunla beraber fiile yakın olan istitaat bu. Bu ne mesela? Sebeplerin müsait olması lazım. Örnek verirsek daha iyi anlaşılacak sanıyorum. Mesela ben bir konuşmam için benim konuşma vasıtasına sahip olmam lazım. Mesela neyse artık o kendinde. Ağız, dil, çene falan. Hava, yani bir miktar ağzımın içinde belki hava olması gerekiyor, bilemiyorum. Bu fiili yapmama sebebiyet veren bu sebeplerin fiile uygun olması, elverişli olması gerekiyor. Bir. İkinci, bu da yetmiyor. Vasıtaların bir de sağlıklı olması gerekiyor. Benim dışındaki ortamın da bunu kaldırabilecek durumda olması gerekiyor. Zaten biz bir şey yapmak için içtima-ı şurut ve irtifa-ı mevani olması lazım her halükarda. Yani bir şey yapabilmemin nedeni şartların birleşmesi yetmez, engellerin ortadan kalkması gerekiyor. Yani aşağı yukarı buna karşılık geliyor bu istitaat kablel fiildeki bu ifadeler. Şimdi şu notlarımdan alıntıyla bitiriyorum. Şimdi bu fiilden önceki istitaat münhasıran fiil için hazırlanmış değildir. Yani illa Allah bize bunu bir şey yapalım diye vermiş değil. Mesela konuşma yeteneğim var, illa konuşacağım anlamına gelmiyor. Ama fiille birlikte olan istitaat, yani konuşma, bu yani bu fiille birlikte olan istitaat dikkate alındığında, bu yaratıldığında ben konuşmak zorundayım. Yani bu şuna karşılık geliyor. Bende fiilden önce fiili mümkün kılan şartlar var. Ben bunu kullandığımda istitaat meal fiil yaratılmış oluyor, konuşuyorum. Yani burada konuşma artık yaratmayla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Ben bunlar olmadan asla yapamam. Bu bir lütuftur. Allah'ın bir lütfudur ve hikmete uygun bir durumdur. Kulda sürekli vardır arkadaşlar. Kulda sürekli vardır ya da belli süreliğine vardır.
Bazen çünkü insanın bazı yetenekleri, bunlar yetenekler. Bütün fiil arkasında bir yetenek gerektiriyor. Yetenek gerektiriyor. Yani mesela top oynamak için bile, herhangi bir spor dalında başarılı olmak için bile bir istitaat gerekiyor. Bunlar yani bu istitaat sizde gizli olabilir. Biz ne yapıyoruz mesela? Bazı istitaatimizi, istitaat kablel fiil olarak düşündüğümüzde, bu anlama gelen istitaatimizin bazısını ön plana çıkartırken bazısını köreltiyoruz yani süreç içinde. O yüzden belli yeteneklerimizle ön plana çıkıyoruz yani. Diğerleri bizde bir şekilde var. Gizli, gömülü olarak var sonuçta. İnsanın bünyesinin doğal bir parçası arkadaşlar. İstitaat meal fiil ise şu. Bu iki istitaat, bu istitaati açıklamak kolay ama bu istitaatı açıklamak çok zor. Diyor ki bu bir manadır. İnsanda bulunan bir durumdur. Manadır, bir anlamdır. Bir özelliktir. Biz bunu tarif etmemiz oldukça zor, takdir ediyoruz. Biz bunu takdir ediyoruz. Buna bugün modern psikoloji ne der bilmiyorum açıkçası. Yani belki bu alanda da çalışılması gerekir bu teorinin çok. Çünkü Maturidi böyle insan psikolojisine işaret eden ispatlar yapıyor. Fiil ile birliktedir, fiil zamanındadır. Öncesinde yoktur, sonrasında da yoktur. Aynen eşerilerde olduğu gibi. Sadece spesifik bir fiile mahsustur. Mesela konuşma istitaatim yazma istitaatinden farklıdır. Tek bir istitaat yok. Yani konuşurken ben şu an o konuşma yani meal fiil olan istitaatim sürekli yaratılıyor. İşte elimi hareket ettirirken ona dönük olarak istitaat yaratılıyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı eylemler. Fiile mahsustur ama belli bir fiile mahsustur bu. Yani eylem varsa bu var. Bu varsa illa eylem olacak diye bir şey yok. Fiili gerçekleştiren kudret budur ve sürekli olarak Allah tarafından yaratılır. Problem de bu sürekli olarak Allah tarafından yaratılır cümlesi sorunluydu. Ama biz bunu kesb teorisiyle çözdük arkadaşlar. Nokta.